Raç. Raç! Raç, ne yaptın sen? Az önce parmağına yüzük taktın. Şimdi de bu. Ne yapıyorsun sen? Divya bunu görürse ne düşünür? Gel hadi. Geç otur Raç, lütfen. Otur. Bana elini ver. Raç, elini ver bana. Beni merak etme sen. Ben de senin gibi yoluma devam etmek istiyorum. Hem bunda bu kadar büyütecek ne var ki anlamıyorum. Bu bir yaralanma. Baksana. Elini ver bana. Raç, ver dedim. Ne yapıyorsun? Neden böyle davranıyorsun? Sevdiğin kadına kavuştun sonunda. Divya ile nişanlandın. Onu neden kabul etmiyorsun Raç? Bütün bunları neden yapıyorsun? Ne diyorsun sen Sarita? Belki de benim kadar şanslı biri yoktur Sarita. Bu hayali tam 10 yıldır bekliyordum ben. Bugün o hayale çok yakınım artık. Divya ile nişanlandım sonunda. Yakında evleneceğim. 10 yıl sonra ilk aşkına kavuşan birini sen gördün mü hiç? Bundan sonra olacaklarının hepsini planladım. Düğün ne zaman olacak? Balayı ne zaman, nerede yapılacak? İleride iki çocuğum olacak. Biri erkek, biri kız. Öyleyse senin adına gerçekten çok sevindim. Teşekkür ederim. Aslına bakarsan bu odayı da yeniden dekore etmeye karar verdim. Yeni bir hayat, yeni hayat arkadaşı, yeni anılar. Eskiye dair hiçbir şeyin izi kalmamalı. Benim adıma, senin ve istemediğin geçmişin adına seni tüm kalbimle tebrik ederim. Ne sandın gerçekten? Yalnızca sen Vikrant'la evlenebilir, kendi yoluna gidebilir ve her şeye sıfırdan başlayabilirdin. Düşündüğün bu mu? Raç'sa geride kalır ve hayatını bir ceset gibi yaşar, öyle mi? Söylesene, düğün gecen nasıl geçti? Abi, al canım, sana soğuk içecek getirdim. Ah! Özür dilerim, istemeden oldu. Sorun değil. Abiman, sen burada otur, ben temizlenip geleyim. Al canım, iç şunu. Abi, annenin çantası nerede? Bilmem, benim haberim yok. Bak. Ateşin kenarında duruyor. Abi, annenin çantasına bir şey olursa eminim buna çok üzülecektir. Ben çantayı hemen alır ona götürürüm. Abi! 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 Anne! Anne! İyi misin canım? Ateş elini yakmış. Hemen bir doktora gidelim.
Vikrant canım. Abi şimdi nasıl? İyi anne. Sadece biraz korkmuş. Aslında alevlerden en çok Sarita'nın elleri zarar gördü. Ama o abiyi uyutmak için hikaye anlatıyor. Onu gerçekten çok seviyor. O iyi bir anne. Evet. İyi olduğu kadar akıllı da. Hatasını nasıl kapatacağını biliyor. Sarita ne yaptı ki anne? Bugün Sarita abinin hayatını kurtardı. Ve sen hala onun hata yaptığını düşünüyorsun. Vikrant canım. Bugün abinin başına gelenden Sarita sorumlu. Sarita'yla ne sorunun var senin? Her fırsatta onu suçlamaktan geri durmuyorsun. Biliyorum Vikrant. İmajım yüzünden bana inanmıyorsun. Belki de bu yaptıklarımın bedelidir. Bu böyle olmasa benim gördüklerimi ne sen ne de bir başkası asla görmezden gelemezdi oğlum. Ama öyle olsun. Madem sen bana inanmıyorsun, konuşmamın da bir anlamı yok. Bekle anne. Sen Canvi'nin annesisin. Her şeyi söyleyebilirsin. Bana inanmasan bile öyle mi Vikrant? Eğer inanmaya değer bulursam, o zaman inanırım. O kadar aklım var benim. Sen sadece anlat bana. Vikrant oğlum, her ne gördüysen, bu gerçeğin sadece bir kısmı. Ne gibi? Sen sadece Sarita'nın Abiman'ı kurtarmak için çabaladığını gördün. Peki daha öncesinde neredeydi? Eğer ben abinin yanında olsaydım bu kaza asla olmazdı. Zavallı abi annesinin çantasına ateşin yanında bir şey olmasın diye oraya gitmişti. Neden bahsediyorsun? Sarita onun yanında değil miydi? Neredeydi? Sarita abi Yeşilan'ın yanına oturttu ve o bir yere gitti. Nereye? Bunu nasıl söylerim bilemiyorum. Söyle bana, neredeydi? Vikrant canım, Raj'la beraber yatak odasına gittiğini gördüm. Bu senin de dikkatini çekmiştir. Nişan töreninde herkes son derece mutluydu. İki kişi hariç. Biri çok üzgün ve mutsuzdu. Bu Sarita'ydı. Raj'sa bakması gereken kişiye bakmıyordu bile. Gözleri hep Sarita'nın üzerindeydi. Sonra da fırsat kapıyı çalınca hemen yatak odasına gittiler. Sen söyle bana. Bu kadar büyük bir şeyi senden nasıl saklayabilirim? Üzgünüm ama bunların hepsi doğru. Onunla gitti demek. Raj öyle mi? Seven insan aşkta her şeyi göze alabilir oğlum. Bunu sana tekrar söylemek istiyorum. Bu evlilik sadece abinin iyiliği için yapıldı. Ve ben onun için bir tehdit olmasını hiç istemiyorum. Raj, ne biliyor musun? Televizyon dünyasından birçok insan bize hediye göndermiş. Ama biri bize sevgi dolu küçük bir hediye verse, bu harika olur. Bu hediyelerin hepsini özenle saklayacağım. Baksana şuna, ne kadar güzel. Bunu yatak başına koyabiliriz. Ne dersin? Raj, ne düşünüyorsun?
Hayır. Hiçbir şey. Hayır Raç. Bir şeyler düşünüyorsun. Bunu yüzünde görebiliyorum. Gerçekten yok bir şey. Sadece düğünle ilgili bir şeyler. Hepsi bu canım, evet. Sen nasıl yaralandın? Elini kim bantladı peki? Hı? Bu artık benim hakkım. Hakkımı elimden alan kim? Bana söyleyecek misin? Hemen gidip dersini veririm. Ne diyorsun sen Divya? Ne ilgisi var bununla? Ne oldu, nasıl yaralandın, bandajı kim yaptı? Uzatma işte. Kimse yapmadı. Ben elimi kestim, o kadar. Raç. Ben şaka yapıyorum. Sen ne dedin? Benimle bir ilgisi yok. Değil mi? Bana bak lütfen. Raç, seninle konuşuyorum. Yüzüme bak. Ben senin nişanlınım. Müstakbel eşinim. Ne olduğunu bilmek önce benim hakkım. Divya gelin. Divya gelin. Kendini üzme canım. Raj'ın nasıl olduğunu bilirsin. Arada bir böyle sinirlenir işte. Ama hemen sakinleşir. Ona biraz zaman ver yeter. Şimdi mutlu musun? Gülümse bakayım. Hadi hediyeleri bana da göster. Bakayım sanatçı arkadaşların sana ne yollamış. Bugün biraz geç kalsaydım, bu abi için çok tehlikeli olur. Her ne gördüysen, bu gerçeğin sadece bir kısmıydı. Sarita, abiye Sheila'nın yanına oturttu. Sonra Raj'la beraber yatak odasına gitti. Zavallı abi, annesinin çantasına ateşin yanında bir şey olmasın diye oraya gitmişti. Sarita? Tahmin ederim canını çok yakıyordu. Evet. Hem acıtıyor, hem ağrıyor. Merhem süreyim mi? Hayır, ben sonra sürerim. Bay Vikrant, ben sürerim. Merhem bu yaraya iyi gelebilir. Ama peki ya öteki? O nasıl iyileşecek? Neden bahsediyorsun? Bugün yaralanma sebebin Raj ve Divya'nın nişanıydı. Bu nasıl iyileşecek? Sen bu acıya dayanamadın. Bu yüzden oğlumu orada yalnız bıraktın. Ve Raj'la bir yere gittin. Neredeydin? Ben söyleyeyim. Oğlumu orada yalnız bırakarak Raj'la gittin sen. Onun yatak odasındaydın. Bugün oğlumu o kazadan kurtardın. Ama bundan aslında sen sorumlusun. Bu senin dikkatsizliğindi. Şimdi söyle bana. Raj'la o yatak odasında ne yapıyordu? Bay Vikrant, beni acımasızca suçlamadan önce unutmayın ki ben abinin annesiyim. Ve sınırlarımı çok iyi bilirim ben. Ne olduğunu biliyorum.
ama sınırların hakkında fikrim bile yok. Bir şey unutma Sarita. Ben duygularını dile getirmek, kendini ifade etmek için 10 yıl harcayanlardan değilim. İçimden ne geliyorsa her zaman onu söylüyorum. Ve ben bir karar verdim. Bundan sonra Abi'nin sorumluluğu tek başına üstlenmeyeceksin. Şimdi git. Oğlumla yalnız kalmak istiyorum. Terk et burayı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.